Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ CHP'ye sızamaz gibi iddialı açıklamalarından sonra baş danışmanın Baylokçu çıkması bir kara mizah örneği. AK Parti'de Baylokçu milletvekili ve bakanlar var diye yeri göğü inleten, demeç üzerine demeç patlatan Kemal Bey'in baş danışmanının Baylokçu çıkmasını dünyanın en doğal olayı gibi karşılaması da ayrıca bir pişkinlik örneği. Kemal Kılıçdaroğlu dün katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili soruları "Partimizin istihbarat örgütü yok ki, nereden bilelim kimin paralelci olup olmadığını" diyerek yanıtladı. Evet, olabilir. Cumhurbaşkanının yanında, yöresinde bile FETÖ elemanları tespit edilmemiş miydi? Fakat burada sorun Kemal Bey'in baş danışmanının Baylokçu çıkması değil. Buna kendi de dahil aslında kimsenin şaşırmaması. Yüzlerden okunan "başka ne bekliyordunuz ki" ifadesi. Evet, Kemal Bey'in repliklerini FETÖ'nün hazırladığı zaten sır değil. Kaldı ki Kemal Bey ile FETÖ arasında gizli saklı bir ilişki de yok. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına FETÖ'nün sızması da söz konusu olamaz. Kemal Bey bir kaset darbesiyle genel başkanlık görevine getirildiği günden beri zaten FETÖ CHP'yi paravan olarak kullanıyor. Bu yüzden de Kemal Bey'in yanındakilerin Baylokçu mu yoksa paralelci mi olduğunun hiçbir önemi yok. Hatırlayalım, CHP parti olarak 17-25 Aralık yargı darbesinin siyasi şubesi haline gelmişti. Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'nün hazırladığı kumpas dosyalarını meclis kürsüsünden okuyarak yargı darbe girişiminin siyasi ayağını tamamlamaya çalışıyordu. 17-25 Aralık'ta savcı ve polislerden kurulu çetenin darbe girişimine siyasi ve toplumsal meşruiyet kazandırmaya çalışan yine aynı CHP'ydi diyor ve CHP üzerinden analizlerini sürdürüyor Kurtuluş Tarihi. Sevgili seyirciler, yazının tamamını Akşam Gazetesi'nde okuyabilirsiniz.